Tabii tam adım Ali Nasuh Mahruki. Profesyonel dağcıyım, milli sporcuyum, yazarım, fotoğrafçıyım, motivasyon konuşmacısıyım, sosyal girişimciyim aynı zamanda. Bir kere çok seyahat etmeyi, çok okumayı, haliyle yazmayı, gezdiğim gördüğüm yerlerle ilgili dokümanlar toplamayı, onları işte fotoğrafla, videoyla bir araya getirmeyi, sonra onlardan bir takım belgeseller, kitaplar, söyleşiler, seminerler üretmeyi kapsıyor. Hayatım da böyle şekillendi. Aslında ben işletme okudum Bilkent Üniversitesi'nde. Niyetim de aslında işletmecilik yapmaktı. Babamın şirketlerini devralmaktı. Fakat üniversitede karşıma harika bir fırsat çıktı. Dağcık Spor'la tanıştım 20 yaşındayken. Denedim ve çok hoşuma gitti. Çok bana uygun olduğunu gördüm. Ve sonra o akademik eğitim devam ederken aktif olarak doğa sporlarıyla çok yoğun ilgilendim. Mağaracılıkla, yamaç paraşütüyle, aletli dalışla, kampçılıkla, yürüyüşle. Hatta başladığım kulübün bir sene sonra başkanı oldum ve mezun olana kadar da başkanlığını sürdürdüm. Ve o dönemde düşüncelerim değişmeye başladı. Her ne kadar işletme okuyup babamın şirketlerini devralmak niyetiyle liseden çıkıp üniversiteye gittiysem de mezun olduktan sonra kendime bu fırsatı bir kere vermeye karar verdim. Çünkü yüksek irtifa dağcına devam etmek istiyordum. Ama nasıl gideceğimi bilmiyordum. Örnek yoktu çünkü önümde. Mezun oldum. 3 hafta sonra hayatımda ilk defa gördüğüm Rus dağcılarla birlikte bir 7010 metrelik Kantengri Dağı'nın ilk Türk tırmanışını gerçekleştirdim. Vallahi en keyifli tarafı benim yapmak istediğim şey olması. Yani kendi seçtiğim hedefler olması ve kendi istediğim gibi peşinden gidiyor olmam ve bir de benden önce başka kimsenin yapmamış olması. En zor tarafı tabii aslında bir şeyi ilk kere yapmakla, yani birinci yapışıyla 80. yapışı arasında aslında teknik anlamda büyük bir fark olmayabilir. Ama ilk yapmak, eğer daha önce hiç kimsenin yapmadığı zorlukta bir şeyse, tehlikeli bir şeyse, başka bir takım psikolojik zorlukların da altından kalkmak gibi bir özel beceri gerektiriyor. Asıl hikaye o psikolojik zorluklarla başa çıkmaktı. Yani o bilinmezin içine kendimi atmamdı. Ama benim kişilik olarak, yaratılış olarak da riske girmeye müsait bir yapım var. Bir de istediğim şeylerin, hedeflerin peşinden gidebilecek kararlı bir tutumum da var. Onlar birleşince o riskleri, o bilinemezlikleri, belirsizlikleri bastırıp karşıma ne çıkarsa ben onlarla başa çıkabilirim nasıl olsa düşüncesiyle, ama çok iyi hazırlık yapıp, çok iyi antrenman yapıp, çok iyi eğitim alıp, işin teorisini, pratiğini çok iyi kendimi geliştirip, yetiştirip hazır bir şekilde peşine düştüm hedeflerimin. Bilkent İşletme, sonra da Milli Güvenlik Akademisi'ni bitirdim. Yapabilir. Bu işin eğitimden ziyade aslında biraz daha kültürle ve yaşama karşı duruşla, yaşam hedefleriyle alakalı. Benim üniversitedeki en çok istediğim şey, hayalim Türkiye'nin ilk 8000'lik tırmanışını yapan dağcı olmaktı. Benden önce böyle bir hedef yoktu. Dolayısıyla böyle bir bilgi birikimi de yoktu. Ben de o bariyeri aşmak istiyordum. Yani bunu ilk yapan dağcı olmak istiyordum. Ve hayatta karşıma çıkarttı fırsatları. Ben de o fırsatları yakaladım ve kullandım. Ve işte ilk 8000'lik denememde de Everest'e gittim. Dünyanın en yüksek dağına gittim. İyi de gitti bir şekilde her şey. Yolunda gitti. Everest'e çıkan ilk Türk. Aynı zamanda dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldum. Sonra arkası geldi zaten. Yani insan çünkü sevdiği ve başarılı olduğu bir alanda bir de yetenekliyse zaten yetenekten dolayı başarılı oluyorsunuz. O sizin tabii ki mutluluğunuz ve ona karşı coşkunuzu, tutkunuzu daha da arttırıyor. Ve daha büyük ve yeni hedeflerle devam ediyorsunuz. Bir kere mutlaka tutkuların peşinden gitmek lazım. Tutku dışarıdan satın alabileceğiniz bir şey değil. İçinizden gelen bir enerji. Varsa var, yoksa yok. Hepimizde bir şeylere karşı var. O yüzden mutlaka tutkularını keşfetmelerini ve inatla, ısrarla, kararlılıkla peşinden gitmelerini önerirdim. Bunun için tabii ki kendilerini çok yakından tanımaları lazım. Yani kendilerini keşfetmeleri lazım gençlerin. O tutkunun ne olduğunu ya da tutkuların neler olduğunu, hangi alanların onları mutlu edeceğini, neleri başardıkları takdirde yaşamlarında mutlu ve tamamlanmış kılacaklarını ancak onlar bilebilir. Annesi babası da bilmez, ikiz kardeşi de bilmez, öğretmeni de bilmez. Bir tek o kişi bilir, o birey bilir. O yüzden kendi farkındalığı önemli. Bir de tabii ki net hedefler koymak lazım. Yani ölçülebilir, ulaşılabilir, zorlayıcı ama imkansız olmayan hedefler koyarak adım adım bu hedefleri gerçekleştirdikçe arkasından bir tane daha yine zorlayıcı ama imkansız olmayan hedefler koya koya gidebildikleri yere kadar gitmelerini önerirdim. Çocukluğumda gönlümden geçen şey doğa tarihi bilimcisi olmaktı.
araştırmacı olmak isterdim. Şimdi tabii okumalarımla, yani 40'larımdan sonra ciddi okuma ve işte artık YouTube'da, Facebook'ta olağanüstü videolar var, olağanüstü belgeseller var, olağanüstü kitaplar var dünyada bu konularla ilgili yazılmış. Son çıkanları bile takip ederim yani, belgeselleri de, kitapları da. Entelektüel olarak kendimi o alanlarda geliştiriyorum şimdi.